Ağzı bıllahim ne Şeytan Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi Alaamin. Salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmâin. Bi adedi kainat ve mürkebât ha. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Bugünkü dersimizin mevzu 11. Şua Meyve Risalesi. 11 meselesi var. 11. meselesinden yine şey özür dilerim. 8. meselenin hülasasının son taraflarında Üstadisleri cehenneme dair e, bir mesele almış buraya. Son okuduğumuz ders e, yani bizim Hidayet Mektebi'nde okuduğumuz bir ders cennet bahsiydi. Ondan sonra da dedik bir cehennem bahsini okuyalım hemen arkasından. Kur'an'da da malum cennetten ve cehennemden bolca bahsedilmiş. Üstadisleri de burada zaten böyle başlıyor. Buyuruyor ki Cehenneme dair beyanat Kur'an'ı o kadar vazıh ve zahirdir ki başka izahata ihtiyaç bırakmamış. Cennet bahsinde de aynı şeyi söylüyordu. Ee, hakikaten öyle. Yani cehennemle alakalı çok ciddi tasvirat var yani. Hem Kur'an'da hem hadiste çok ciddi tasvirat var. Ee, başka izahata ihtiyaç bırakmamış. Yalnız bir iki zayıf şüpheyi izah edecek iki üç nükteyi tafsilini Risale-i Nur'a havale edip gayet kısa bir hülasasını beyan edeceğiz şimdi sadece bir cehennemin e, varlığının ispatından bahsediyor nerede e, birinci mektupta cehennem nerededir diye bir sual var oraya da kısaca değinmiş olalım yani e, evvela bu asrın insanına cehennemin varlığını ispat etmek lazım sadece soyut bir cehenneme dair tasviratları anlatırsak yani cehennemde şöyle olacak böyle olacak insanlar hemen ee, yani Seri Hüseyre olan bu asrın evladı, her şeyi hemen anlamak istiyor, hemen bilmek, tanımak istiyor. Ee, soruyor, diyor ki, e, tamam da siz bu kadar tasvirattan falan bahsediyorsunuz, cehennem şu bu, yani hakikaten e, eski dönemlerdeki insanlarda taklit varmış. Onlar büyüklerden duydukları sözleri işitiyorlarmış ve amenna diyorlarmış. Fakat bu asrın insanı öyle her şeye eyvallah demiyor yani. Evvela diyor ki kardeşim bana bir cehennemi ispat et. Cehennem nerededir? diyor. Bu da tabi yani aslında garip de bir sual. Yani nefsin garip halleri bunlar. Üste ateş, güneş. Altta ateş, mağma tabakası. Değil mi Cemalettin abi? Ortada insan cehennemi inkar ediyor. Yani üstte güneş var. Çok ciddi bir ateş kütlesi. Yani şöyle bir an bir yaklaşsa, biraz bir yaklaşsa dünyayı kavuracak bir sıcaklık. Altta mağma tabakası var. Her 33 derece indikten sonra, yani kazıda her 33 metrelik kazıda bir derece hararet artıyormuş, tezahür ediyormuş. Ve çekirdeğinde mağma denilen bir şey var ki, işte bazen volkanik olaylarda çıkıyor. İnsanlar görüyorlar. Allah korusun, değil mi? Allah bununla bazı kavimleri de helak etmiş. İtalya'da Pompei diye bir yer var. İnternette falan bunu yazınca çıkıyor. İnsanlar hangi vaziyette idiyse o vaziyette o azap onları almış götürmüş yakmış. Allah muhafaza etsin. Dolayısıyla e, insanoğlu cehennemi inkar ediyor. Üstad Hazretleri buyuruyor ki hadis-i şerifte geçiyor diyor. Cehennem ikidir diyor. E, birisi Sura birisi Kübra. Sura demek küçük cehennem işte bahsettiğimiz altta yani ateşin üstünde oturuyoruz yani ona küçük cehennem olarak tasvir edilmiş. Büyük cehennem de yani şimdilik diyor matvidir. Yani gizlenmiştir. Efendim, e, görünmemeleri olmamalarına delalet etmez buyuruyor üstad Yani mesela gündüz bakıyorsun e, ay var mı yok mu? Varlığı var ama görünmüyor. Ama gündüz görünmeyince yok anlamına geliyor mu? Gelmez. Ne zaman görünür? Zamanı gelince görünür. Ne zaman zamanı geliniyor? Geliyor akşam. İşte cehennemi de ehli sünnet itikadına göre Cenab-ı Hak yaratmış, cenneti de yaratmış. Şu an ehillerini bekliyor. Cennette, cehennemde ne yapılmıştır? Yaratılmıştır. Şimdi hakikaten bakın bunu biz bu şekilde konuşsak bu asrın insanı ister istemez ve nefsimiz başta. Yani tamam yaratılmış da nerede? Değil mi? Bak en evvel bunu izah etmek ve bunu izah ettiği zaman da ee, yani karşıdaki insan yani teslimiyeti daha fazla artmış oluyor e, ve imanı da kuvvetlenmiş oluyor. Yani mesela nefsimize cehennemin varlığının ispatı imanımızın daha çok artmasına sebep olmaz mı? Yani değil mi? Bak nefsimize bunu ispat etsek imanımızın daha fazla artması, teslimiyetimiz daha fazla olmuş olur. Yani mesela bir peygamberden e, duyulan söze hakikaten insan itimat eder. Mesela sahabe-i kiram diyor ya Resulullah bu sizin kendi fikriniz mi yoksa vahiy mi? E, vahiyse, e, zaten itimat ediyorsun. Niye? Yani kainatın sahibi o. Bak doğrudan doğruya karşısında bir peygamber var. Veya işte hakikaten öyle e, rüştünü ispat etmiş, ilimde rüsuh peyda etmiş büyük zatların söyledikleri sözlere de insan itimat edebiliyor. E şimdi bu asırda bakıyorsun yani öyle zahiren eski zaman evliyalar gibi ulemalar gibi müştehitler gibi birileri görünmüyor yani. Elhamdülillah ama Risale-i Nur gibi bir nimet Allah işte esere bindirmiş bu hakikatleri. Yani şahıs değil de şahıs zamanı değil yani artık. Şahs manevi zamanı. Bakıyorsun yani lisedeki bir genç dahi şu hakikatleri okuyunca arkadaşlarına ne yapabiliyor? Bunları izah edebiliyor, ispat edebiliyor. Biz İmam bizim bir kelam hocamız vardı, Allah yaşıyorsa selamet versin vefat ettiyse rahmet eylesin. Ee, konu kelam olunca şöyle bir güzellik yapıyordu derste, diyordu ki arkadaşlar konumuz kelam. Kelam ne demek? Bütün imani, itikadi konular bu işin içine girer. İlla müfredatı takip etmeye gerek yok. Aklınıza Allah'ın varlığıyla Cennet cehennemle, ahiretle, ölümle alakalı ne gelirse sorabilirsiniz diyordu. Biz de elhamdülillah böyle e, okul yani e, sınıfa girdiğimiz zaman hoca böyle dediği için Risale-i Nur'da okuduğumuzdan dolayı elhamdülillah e, derse girmeden önce tahtaya bazı sualler yazıyorduk. Ders o minval üzere gidiyordu. Yani hiç unutmadığım bir e, olay. E, onu e, kısaca bahsedelim bir kere de böyle yazdım. Yani dedim ki cehennem nerededir? Hem de hakikaten Risale-i Nur'daki sualler de çok böyle yani cazip yani. Hemen insanların böyle bir kulak kabarttırıyor. Hocamız da tabii kendi bildikleriyle bir şeyler izah etmeye çalıştı ise de bize göre noksan kaldı yani. Neye göre? Hani Üstad soruyorlar ya. Sen kendini ne zannediyorsun diyorlar. Kartallar var karşında. Sen çıkmışsın işte bir şeylerden bahsediyorsun filan. Kartallar dediği kim? Ya çok büyük zatlar var yani. Onların kitaplarına niye müracaat etmiyorsun gibi. Üstaz de elhamdülillah elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken değil mi? Başka bürhan aramak gönlüme zait görünür diyor. Uzak görünür diyor. Elde Kur'an gibi bir bürhan hakikat varken münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir diyor bak. Elde Kur'an. Kur'an'ı eline almış. Doğrudan doğruya onu üstad edinmiş kendisine ben diyor gerçi sinek gibiyim evet onlar hakikaten kartallar gibi ama benim üstadım onların hepsinden fazla uçar diyor yani. Hepsinin üstündedir. Hepsinin de aslında üstadıdır. Dolayısıyla tevhidi kıble edip doğrudan doğruya Kur'an'ı e, rehber edindiği için oradan Allah yani gönlüne bu hakikatleri akıtmış. Risale-i Nur'da Kur'an'ın bu asrın insanlığın anlayışına göre bir dersidir diyor. Kur'an'ın bir dersi. Risale-i Nur Kur'an'ın bir dersi. Bu asrı insanlığın anlayışına, fehmine göre bir dersidir. O zaman tabi e, cehennemle falan bahsedince yani cehennem, küçük cehennem, büyük cehennem. Hoca da ilk defa bunları duyduğunu söyledi. Kaynak falan istedi. Biz de sonraki derslerde böyle kaynakta gösterdik. E, böyle güzel geçiyordu yani. Oradan aklımda kalan. Hatta şöyle küçük bir latif bir olay olmuştu. E, peki dedi eğer senin dediğin gibi küçük cehennem dünyanın altındaki o mağma tabakasıysa o zaman dedi Sırat Köprüsü bunun neresinde? Söyle bakalım dedi. Sırat Köprüsü bunun neresinde? Ya hocam dedi ki o Sırat Köprüsü küçük cehennemden geçmiyor. E, biraz da tabii işe döndü. Biraz böyle Latife'ye falan döndü. Yoksa dedi atmosfer tabakasını Sırat mı zannediyorsun falan gibi dedi. Yok hocam dedik o Sırat Köprüsü bildiğimiz e, köprüler gibi de değil zaten yani. Öyle anlamıyoruz yani. Ee, öyle anlamamak gerekiyor zaten. Ee, bizim de buradan öğrendim. Müslümanlar sıratla alakalı bir e, iylemde yani e, mesnevide bir iylemde şöyle bir ifade geçiyor sırat köprüsünü anlatırken. Nasıl ki diyor bahar, yaz ile kış arasında bir sırattır diyor. Bak bir berzahtır, bir geçiştir diyor. Değil mi? Bahar. Veya işte diyelim ki e, kabir, dünya ile ahiret arasında bir berzahtır. İşte diyor sırat da böyledir diyor. Sırat da haşirden cennete mahiyetini bilmediğimiz, anlayamayacağımız tarzda bir geçiş. Yoksa bizim anladığımız tarzda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi bir köprü değil yani. Ama işte insanlar arasında böyle bir ifade olmuş ya, kıldan ince, kılıçtan keskin. Yani bir hakikati var bu ifadenin ama aklımıza öyle bir şey gelmesin. Yani kıldan ince, kılıçtan keskin böyle uzunca uzamış bir köprü. Bu zaten iman zayıf olanlar için veya imansız olanlar için yani. Oradan geçemezler ama ehli iman için öyle değil. Yani haşirden Haşirden sonra cennete Allah'ın bizim bilmediğimiz tarzda, yani herkesin imanının derecesine göre. Mesela düşünün bir kısmı berk gibi geçecek diyor. Bir kısmı hayal gibi geçecek o yolu. Değil mi? Yani şimşek nasıl hıpızlı böyle geçiyor gidiyorsa veya hayal, bir, bir kısmı birden geçecek. Yani öyle bir köprüye, maddi bir köprüye bile ihtiyaç kalmayacak. Ama Allah korusun imansız da zaten o söylenen söz doğrudur. Kıldan ince, kılıçtan keskin gibi. Ama aklımıza bizim, mesela zekat İslam'ın köprüsüdür bak. Hadiste var. Ez kantara kantaratul İslam. Zekat İslam'ın köprüsü. Zekat İslam'ın köprüsü deyince nasıl anlamak lazım? Bildiğimiz bir köprü gibi mi anlamak lazım? Mecaz yani değil mi? Yani fakir ile zengin arasında geçişi sağlayan bir olay yani zekat. Bak bildiğimiz köprü hiç aklımıza gelmiyor yani. Hani böyle Galata Köprüsü gibi bir köprü aklımıza gelmiyor. Zekat zengin ile fakirin arasını bağlayan bulan bir hakikat olduğu gibi sırat da böyle. O mesela ahiret alemine ait şeyleri bizim dünyevi aklımızda düşünmek doğru olmaz. O zaman tabi hocamızla bunları elhamdülillah konuşmuştuk. Yani e, bu hakikat, bu asrın insanını tatmin eden bir hakikat. Suallere hakikaten tam böyle cevap veren, mukni, ikna edici bir hakikat. Cenab-ı Hak istifade ettirsin inşallah cümlemize. Şimdi e, orada üstad sizlere sura ve kübra diyor yani ee, büyük cehennem sonra yani küçük cehennem diyor ehilleriyle beraber büyük cehenneme kıyamet vaktinden sonra Cenabı Hak o e, hakikati açacak. Yani o cehennemi kübra hakikatini açacak ve dünyayı da ehli şirki ile beraber sekenelerini cehenneme dökecek diyor. Ee, şey içinde ehli cennet içinde dünya bir tayyare gibi olacak. Tayyare nasıl ki toplantı işte uluslararası bir toplantı düzenlenir. Bir tayyareye işte misal Cumhurbaşkanı kurmaylarıyla biner özel insanlar, seçkin insanlar, o işin ehli olan insanlar. Onları alır götürür. Bu da 12. mektupta geçen bir hakikat. Onun gibi diyor bu dünyada cennete kurmaylarını, tabirde hata olmasın, teşbih hata olmasın, ehli imanı, yani bu dünyanın kurma hükmünde olan ehli imanı alıp götüren bir binek olacak diyor. Ehli şirki cehenneme boşaltacak, Ehli imanı da diyor cennete götürecek. Şimdi e, cennet ve cehennem kainat içerisinde bir hakikat. Yani kainat içerisinde bir hakikat. E, fakat dediğimiz gibi yani e, ya onları görebilmek için böyle yıldızlar kadar, güneş kadar gözümüz olmalı ki onların yerlerini görelim. Koca bir cennet. Yani bu alem içerisinde diyelim. E, ya da e, alemi bir şehir kadar küçülteceksin ki onların yerini görelim diyor Üstad Alemi bir şehir kadar küçülteceksin ki onların yerini görelim. Şimdi birinci mektupta geçen yani bu tarz bir özetle derse başlamış olalım. Buradaki mesele ise biraz yani böyle cehennemin e lüzumuna yani ihtiyaç var mı yok mu? Buradan bahsediyor. Birkaç dedi ne dedi? Bir iki zayıf şüpheyi izah edecek iki üç nükteyi tafsilini Risale-i Nur farklı yerlerine havale edip Gayet kısa bir hülasasını beyan edeceğiz. Demek neymiş? Cehennemin lüzumu. Yani şimdi cehennem deyince herkesin aklına ne geliyor? Dehşet bir ülke geliyor değil mi? Yani hakikaten dehşet bir ülke yani cehennem. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki cehennemin en küçük ateşi amcam Ebu Talib'e dokunacak demiş. En basit ateşi. O ateş ki topuklara değer beyni kaynatır. Hadiste geçiyor. Topuğa değ Topuğa değdiği küçücük bir Ateşi yukarıda ne yapar diyor? Beyni kaynatır diyor. Cenab-ı Hak bütün ehli imanı bu narın, cehennemin azabından muhafaza etsin inşallah. Yani bu dehşetli bir azap ülkesi. Şimdi e, bu bir. İkincisi yani ehli küfür e, burada yanacak. Sadece ehli küfür mü? Ehli imandan gelecek var mı? Erol abi cehennemi var. Maalesef yani bak. Ehli imandan da imanını kaybeden insanlar oraya gelecek. Bir ayet var cehenneme girmeyecek yoktur anlamda bir ayet meali var. Bunu duyunca Hz. Ebu Bekir radıyallahu yani anh, cehennem azabının dokunmadığı kimse yoktur diyor. ee, <laughs> Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh feryat etmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yani cehennem derken ehli iman da cehennemi görecek buyurmuş. Ama görecek yani. Yani onu yani dokunmadığı kimse yoktur derken cehennem herkese bir cehennemin teması olacak. Ama ehli imanın onu görmesini Cenab-ı Hak temin edecek. Yani gösterip oradan e, mesela hadislerde de var yani cennetliklere cehennemlikler gösterilir diyor. Cehennemliklere de cennetlikler gösterilir diyor. Üstad şöyle bir ifade kullanıyor. Cennet olmazsa cehennem tazip etmez diyor. Mefhum muhalifi de yani aklımıza gelen zıt anlamıyla cehennem de olmasa cennetlikler tam keyif alamazlar. Değil mi? Şimdi insan yani e, içinde bulunduğu lezzetin kıymetini her şey zıttıyla bilinir denir ya. Yani e, düşünün. Şimdi insan mesela varlığı, e, variyeti veya işte diyelim malı mülkü yerinde olsa ama herkes varlıkta olsa mesela herkes varlıkta olsa bu varlık pek anlaşılır mı? İnsanın kendinde varlık anlaşılmaz ama memlekette fakir, fukara, gariban insanlar görülürse değil mi? O zaman içinde bulunduğu nimeti insan anlar. Ya bir nimet içinde olduğunu anlar yani. Yoksa herkes varlık içinde olsa nimet içinde olduğu anlaşılmaz. Şimdi bütün cennetlikler herkes birbirini gördüğü zaman belki o tadı tam alamayacaklar. Ama cehennemlikler gösterince ya biz nasıl bir azaptan kurtulmuşuz. Değil mi? Allah'a çok büyük bir hamd ile cennet olmazsa cehennem tazip etmez. Bak cehennemlikler de cennetlikleri gördüğü, gördüğü zaman onlar da Allah gösterecek diyor onlar da esas azabı öyle çekecekler. Biz nasıl bir nimetten mahrum kalmışız? Biz nasıl bir nimetten mahrum kalmışız? Mesela diye. Onlar da bu şekilde görmüş olacaklar. Şimdi bu anlamda cehennemin lüzumu, yani Allah cehennemi niye yarattı yani? Cehenneme ihtiyaç var mı? Cehennemin olması hayır mı? Şer mi? Yani düşünün ki merhameti sonsuz olan bir Allah, merhameti sonsuz bir Allah, hem merhameti sonsuz diyoruz, hem de kullarını yakacak diyoruz. Hem de kullarını yakacak diyoruz. Ya nasıl oluyor bu şimdi? Rahmetim gazabımı geçti. Değil mi? E madem böyleyse yani bu yakma olayı bu kadar dehşetli, bu kadar ciddi tasviratlar varken yani Allah'ın merhameti buna nasıl müsaade eder? Bak bu da çok dehşetli bir sual yani. Bu gibi suallerin lüzumunu da Üstad burada izah ediyor. Birinci nükte, cehennem fikri Geçmiş iman meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla kaçırmıyor. Şimdi biz cehennemi duyduğumuz zaman mesela hakikaten bazı peygamberler var. Mesela Yahya Aleyhisselam gibi. Yahya Aleyhisselam cehennem yani babası Zekeriya Aleyhisselam'dan cehennemle alakalı olayları, tasviratları dinlediği zaman bazen çıkar dağlara gider. 2 ay, 3 ay inmezmiş korkusundan, dehşetinden. Yani çok böyle şey bir peygamber Yahya Aleyhisselam fıtraten yani hem korkan diyelim yani böyle Allah'ın gazabından korkan bir peygamber. İsa Aleyhisselam'la teyze oğulları İsa Aleyhisselam da bilakis böyle beşaşet sahibi bir peygamber. O da müjde yani İncil mesela müjdeleyen demek yani. Böyle müjdeci bir peygamberin yani İsa Aleyhisselam. O da hep böyle Allah'ın rahmetini uman bir peygamber. Hatta bazen karşılaşırlarmış Yahya Aleyhisselam'a İsa Aleyhisselam buyurmuş ki ya Yahya ya, demiş sen Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümit mi kesiyorsun ki demiş yani bu hallere düşmüşsün demiş. O da demiş ki ya İsa sen de Allah'ın gazabından emin mi oldun ki bu kadar rahatsın diye. O da böyle karşılıklı birbirlerine konuşurlarmış. Şimdi e, cehennem fikrini insan düşününce iman meyvelerinin lezzeti sanki kaçıyor gibi yani. Ya şimdi i, imanda bu kadar güzellikler var, bu kadar Değil mi? Hakiki lezzet elemsiz e, lezzet e, imandadır diyor. Hakiki zevk elemsiz lezzet imandadır. E bunları düşünürken bir de cehennem var işin içinde. E bir cihette korkuyorsun, dehşet alıyorsun. Yani lezzet kaçıyor gibi oluyor. Diyor ki bir akis kaçırmıyor. Niye? Çünkü hatsiz rahmet Rabbaniye. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmeti o korkan adama der: Bana gel, tevbe kapısıyla gir. Bak ne diyormuş o korkan adama diyormuş ki bana gel tevbe kapısıyla gir. Neyi bunu söylüyor? Allah'ın rahmeti. Allah'ın rahmeti diyor ki bana gel tevbe kapısıyla gir. Yani cehennem fikri olmasa insan çok dağıtır yani çok dağıtır fıtraten yani bu insanın yapısı böyle şimdi abi yani e, ceza olmasa olmuyor ceza olmuyor. Bir memlekette bir sultanın bir hapishanesi olmasa olmaz. Kimseyi zapt edemezsiniz Allah korusun. Hapishane olmasa olmaz yani. Bir sultanın mükafatı da olacak. Sağında mükafat, solunda da değil mi? Azabı olacak. Yani insanlar bir telaş içinde olacaklar yani. Bir çocuk yani annesinin şefkatine de sığınacak ama tokadından da ne yapacak? Korkacak yani. Bir yaşındaki bir çocuğa sorulsa, en sevimli haletin nedir denilse, bir yaşındaki çocuğun aklı olsa, sual edilse, sorulsa, denilse ki en lezzetli haletin nedir? Yani cevap verebilecek olsa lisan haliyle herhalde şunu der diyor Üstad Validemin şefkatli tokadından korkup yine onun şefkatli sinesine sığındığım halettir der diyor. Yani o korku ne yapıyor onu? Merhamet sinesine çekiyor. Şimdi eğer annenin o yani tokadı olmasa o kadar koşmaz. O kadar sığınmaz anneye. Dağıtır yani çocuk. Yani o şefkat onu kendinden geçirir. Şımartır. Değil mi? Allah korusun. Ondan sonra itaatsiz, serkeş bir evlat olur. Ama o korku her zaman onu dizginliyor. Ve daha fazla rahmetine koşuyor. Onun için şimdi bu asrın insanı şöyle bir soru soruyor. Diyor ki, yani diyor e, bu nasıl bir Allah ki haşa, rahmeti sonsuz diyorsunuz. E bir yandan da cehennemde yakacak diyorsunuz. Değil mi? ha Yani Allah yani e, korkulan bir zat mı? Korkutucu bir zat mı? Mesela niye kendini korkutan olarak gösteriyor? Niye cehennemlere kalı çok tasvirat var? Aynı bu ifade çok basit bir elhamdülillah karşısında verilecek bir cevap oluyor. Yani Cenab-ı Hak aslında merhametiyle ne yapıyor? Yani onu daha fazla rahmetine almak için korkutuyor. Yoksa o korku olmasa yani e, hani mesela sevginin hakikati nedir? Bak sevginin hakikati onu kaybetmemeye çalışmaktır. Yani karşındakini, sevdiğin kişiyi kaybetmemeye çalışmak. Dolayısıyla onu kaybetmemek için bir insanın korkması kadar fıtri, doğal, tabi bir şey yok. Yani onun sevgisini kaybetmemeye çalışmak. Yoksa yani yani mesela insan ne kadar lakaytlaşır Allah korusun. Mesela iki insan birbirini seviyor. Elbette ki korkacak ki aman ya ona karşı bir yanlışım olmasın da değil mi? Ona karşı bir hata yapmayayım da onun rızasını kaybetmeyin. Rızasını kaybetmeyin. İşte yani havfullah'ta büyük lezzet var diyor Üstad Aleyhisselam. Allah dostları Allah'tan öyle korkmuşlar ki değil mi? Kamil insanlar o korku onları rahmet sinesine celbetmiş. Mesela hani üstadın bir hatırası var. İşte talebeleri diyormuş ki ya Seyda biz de korkuyoruz Allah'tan da senin ödün patlıyor diyormuş. Ama bak o üstad işte. O büyük saat işte oluyor korku çok önemli bir şey yani. O korku ne yapıyor? Yani Rabbimin rızasını kaybetmeyeyim diye düşünün kendini o kadar günahlardan uzak tutuyor ki. Çünkü niye insan günahlara rahat girer? Lakayt olursa girer. Yani o aradaki o korku olmasa, o ünsiyet olmasa dağıtır işte çocuğun dağıtması gibi. Çocuk annesinden mesela hani ee, malum bizim vakfın bünyesinde yetim çocukların da bir şeyi var, yetim çocuklarla da alakalar oluyor, ilgileniliyor. Şöyle bazı şeyler konuşmuştuk, ee, bir hakikat var yani ortaya çıkan, yani bir psikolojik de bir şey. Mesela bakıyorsun hakikaten e, babasız, yani misal yani yetim olan e, çocukların sahipsiz olduğu takdirde, çok ciddi ilgilenilmediği takdirde, müminler onlara şefkat sinesini açmadığı takdirde yani müminler, o çocuklar ne oluyor biliyorsun biliyor musunuz? Yani babanın o şefkati olmasa, bak şey, babanın o celali tasarruf olmasa annenin de şefkatiyle, sade bir şefkatiyle aman işte sahip çıkayım, ilgileneyim falan deyip maalesef o çocuklar çok dağıtıyorlar yani. Çok bünyeye zarar verici hallere giriyorlar. Yani e, fıtratta annenin ve babanın yerlerini Allah çok farklı yaratmış. Annenin şefkati, babanın celali. Baba da fıtri bir celal vardır zaten. Fıtri bir celal vardır. Bak babanın olmaması durumunu düşünün. Bir çocuk ne kadar değil mi? Yani dağıtabiliyorsa ama şu şart yani. Babası yoksa yetimse ona birileri babalık edecek. Dinimiz bunu ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'de çok ayetlerle Allah tavsiye ediyor. Birileri yani ona şefkat dînesini açacak onu yoksa kendi haline kalsak ki asrımız gibi Allah muhafaza asrımızda işte ne oluyor bakıyorsunuz yani sahip çıkan yok ilgilenen yok olursa o zaman bak o babadaki o korkuyu görmeyen çocuğun ne hale girdiği ortalıkta belli. Mesela Firavun niye Firavun oluyor? E Allah'tan korkmuyor Allah'a şey yapıyor yani meydan okuyor yani. Yani yok ki o yok zannediyor yani Allah'a bak. Yok olarak düşünen, Allah'ı yok olarak düşünen bir insanın haline bak. Ne hale geliyor? Küfür insanı ne hale getiriyor? Demek bu anlamda Allah'ın varlığı, Allah'ın celali değil mi? Çok ciddi bir hakikat yani. Nasıl gündüz bir hakikatse şefkat gibi, anne gibi. Gece de bir hakikat ya. Yaz bir hakikatse kış da bir hakikat. Bak şimdi kışa giriyoruz mesela. Kışın varlığı hepimizi korkutuyor mu? Korkutuyor ya. Bir şey veriyor, bir telaş veriyor yani. Ya şimdi üşüyeceğiz. Aman bak herkeste varsa bir yerlerde bir delik, bir gedik kapatalım değil mi? Küçük çünkü yerler bile ben geçen yani bütün pencereleri bir tekrar bir silikonladım yani baktım bir yerlerde açık var falan. Soğuyor çünkü mesela içerisi bak bir telaş veriyor, bir heyecan veriyor, bir şey veriyor dışarı çıkıyorsun işte ayakların üşüyor, kulağın üşüyor, burnun ucu kızarıyor falan mesela bak doğalgaz faturaları falan değil mi? Bir kısım insanları mesela bak bu anlamda tedirgin ediyor ister istemez. Ama bu çok önemli bir hakikat. Bunun varlığı çok önemli bir şey. Geçen birisi diyor ki biraz fazla dağıttık da biz de, Şu an toparlayacağız inşallah. Bunu da verelim. Bu misal de derse devam edelim. Ee, şey doktoru. böyle zayıflama diyet doktoru. Diyor ki arkadaşlar diyor şimdi diyor bak bizim zayıf yani e, zayıflayamamamızın bir sebebi de şu diyor. Eskiden diyor mesela kış gelince diyor üşürdük diyor. Bak üşürdük. Hani hatırlayın sobalı evleri düşünün. Bir odada soba yanıyor. Diğer tarafa geçtiğin üşüyorsun. Bak bu üşümek, bu titremek. Dışarı gittiğin zaman böyle karla kürüyorsun falan mesela. Karları kürüyorsun. Damında karlar var. Bazen oluyor kapın kapanmış falan. Onunla meşgul oluyorsun. Üşüyorsun. Eskiden üşürdük. Kayardık şeyle falan. Şimdi diyor affedersiniz kendisi söylüyor yani. Kışın ortasında diyor evimizde diyor şortla geziyoruz diyor mesela. Üşümüyoruz diyor. Arabaya biniyorsun, asansörlere gidiyorsun, iş yerin sıcacık her tarafı değil mi? Üşümüyorsun. Üşümeyince vücut da ne yapmıyor? Yağda yakmıyor. O kadar rahatsın ki. yani <laughs> böyle bir şey yani. Bak bu üşümek bile bu anlamda ne? Bak bir celali bir değil mi? Hakikat, hikmet. İyi bir şeymiş diyorsun ya. Adam onu anlatıyor bize. Ya demek ki üşümek lazım. Eskiden daha iyiymiş diyoruz. Bu adam bunu anlatıyor. Ya bu kadar hakikat var ki düşünün yani. Cehennemin varlığı çok lazım bir şey daha geleceğiz inşallah biraz daha açacağız. Cehennem çok lazım bir şey yani. Bu fıtratın, bu kainatın, bu insana göreliğin tam böyle yeri yani. Ta cehennemin vücudu değil korkutmak, belki sana cennetin lezzetlerini tam bildirsin ve senin ve hukuklarına tecavüz edilen hadsiz mahlukatın intikamlarını alsın. Şimdi bu asırda öyle zulümler oluyor ki. Bu zulümlere, bu zalimlere karşı neye sığınacağız? Ne diyebileceğiz? zaman asrın başında ne demiş biliyor musunuz? Geçer sana birkaç yerde. Zalimler için yaşasın cehennem. Ne demek? Oh elhamdülillah cehennem var. Nefes alıyoruz. Yaşasın cehennem ne demek? Ya iyi ki var ya. Yaşasın cehennem. Varlığı olmasa bile lazım. Geçen Erdal İnönü var ya İsmet İnönü'nün oldu. Onun bir yazısını okudum. Ottü'de bir konferansa gidiyor. Yani şey yazsanız her yerde çıkıyor. Bütün haber kanallarında şey yaptı, internette gördüm. Otte bir şey veriyor, konferans konferans. Konferansta diyor ki arkadaşlar diyor, yani konuyu bir yere getiriyor, uzun konferansı. Ama dinle, imanla alakalı, Allah'la, Kur'an'la alakalı konuşuyor. Hatta çok lakayt bir genç de elini böyle kenara atmış böyle yaslandığı yerde. Efendim biz sizi böyle bilmezdik, siz nereden bahsediyorsunuz gibi ifadeler kullanıyor. Diyor ki arkadaşlar Allah olmasa bile Allah'ın var olması lazım diyor. Bak Allah yoksa bile Allah'ın var olması lazım. Ahiret yoksa bile ahiretin var olması lazım diyor. Ben öyle rahat ediyorum diyor. Yani şahsi şeylerini bilmem. Yani bizim küçüklüğümüze denk gelmişti. Anlatır falan kusuru şunu Ben bir, 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 olay anlatıyorum yani. Bir olay. Söyledi, söyledi Haberler haberle şeyler de yazarsanız çıkar. Erdal'in Ortodik Konferansı iman Allah yazarsanız çıkar. Bak ne kadar önemli bir şey. Bak bu hak, yani insaf sahibi, vicdan sahibi bir insan bunu çok rahat ne yapabiliyor? Dile getirebiliyor. Eğer sen dalalette boğulup çıkamıyorsan yine cehennemin vücudu bin derece idam ebediden hayırlıdır ve kafirlere de bir nevi merhamettir. Cehennemin vücudu dalalette olan insanlar için bile hayırlı. Yani kafire bile cehennemin vücudu hayırlı. Neye göre? Yok olmaya göre. İyi de hocam niye yok olsun ki? Çünkü hadis kutsi de var. Kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. Şimdi onlar nasıl tanıyordu? Allah yok, ahiret yok. Dolayısıyla bunlara Allah'ın muamelesi nasıl olması lazım? Onların da yok olması lazım. Ahiret yok diyen, Allah yok diyen adama muamele nasıl olur? Kısa sükmünce onu da yok edilmesi lazım değil mi? Madem yok olarak tanıdıysan sen de yok olman lazım. Ama Allah'ın rahmetine bakın ki Allah onları yokluğa atmayacak, onları vücut sahasında tutacak. Vücut sahasında tuttu mu varlığı, hayali, aklı çalışıyor olacak. Cehennemde bile olsa. Ama bilse ki bir kısım akrabaları, aileleri misal yani etrafından, sağından, solundan birileri cennete gitmiş. Onların lezzetiyle lezzetlenecek. O bile ona ne verecek? Sürür verecek. O bile ona bir sürür verecek. Çünkü bir adamın varlık sahasından silinip gitmesi azap çekmesinden çok daha dehşetli bir elem. Azap çekmesinden çok daha dehşetli bir elem. Yani hani derler basit bir misalle. Yani hapishanede müebbet yiyen bir adama sorulsa denilse ki müebbet yani ne demek? Ömür boyu hapis. Ömür boyu sıkıntı. Ömür boyu ızdırap. Ya biz iki gün eve kapanıyoruz Ali abi. Bak şeyde hani yasaklar falan var ya. Çıldırıyor herkes değil mi? Ya Allah yardım etsin, Allah muhafaza etsin bir yandan da. Hapishanedeki insanlar ne kadar dehşetli bir psikoloji ya. Geçen düşündük de aklımıza geldi. Ne kadar dehşetli bir psikoloji. Yani bir insanın özgürlüğünü kısıtlamak kadar zor bir şey yok. Gece 8'den sonra çıkış yasak deniliyor. Herkes akşamdan alışveriş yapıyor ki gece bir, bir şeye ihtiyaç olur diye. <laughs> yani bak insan sıkıntıya sokan ne? Özgürlüğünü kısıtlanması ya. Başka zamanda öyle bir şey yok yani. Mesela zaten çıkmıyor adam belki de. Hiç çıkmaz belki. Ama gündüzden akşam bir şeytir falan diye bir sürü alışveriş yapıyor. Yine şeyleri doluyor. Ya bir adam ömür boyu müebbet. Ama şimdi bu adama deseler ki senin azabın az geldi, seni idam edeceğiz. Of, bak dehşetli bir şey değil mi? İdam mı müebbet mi? Aklı başında herkes ne der? Ya sıkıntı da olsa müebbet der arkadaş. Sıkıntılı da olsa müebbet. Yani orada her gün her gün belki azap çekeceğim ama ya hayattayım ya hayattayım en azından bir şeyler takip ediyorum. Yani bir adam aklı vasıtasıyla, hayali vasıtasıyla hapishanede bile olsa hayalen ne yapabilir? Saraylarda rüya vasıtasıyla gezebilir. O bile ona bir keyif verir yani. Gece adam hayalinde o gelir yani muhtemelen. Hani akşam tuzlu bir şey yiyen adam ne geliyor rüyasına? Değil mi? Böyle güzel güzel şelaleler, sular falan geldiği gibi. Hapishanedeki bir adamın hep böyle özgürlük kokular gelir yani. O bile adamı bak vücut sahasında kalıyor ya. Allah yok etmektense, silmektense vücuttan cehennemin varlığı onlar için yine hayırlıdır. Yine Allah'ın rahmeti gazabını ne yapmıştır? Geçmiştir bak. Şu halde ey mülhit sen ey mülhit dalaletin itibariyle ya idam ve ebediyle ademe düşeceksin veya cehenneme geleceksin Şerri mahz olan adem ise senin bütün sevdiklerin ve saadetleriyle memnun ve bir derece mesud olduğun umum akraba ve asıl ve neslin. Bak yaşayan birileri de var onu görüyorsun. Onları görmek bilmek asıl nesil seninle beraber idam olmasından binlerce derece cehennemden ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyet insaniyeni yandırır. Çünkü cehennem olmazsa cennet de olmaz. Allahu Ekber. Kışın olmazsa yazında olmaz. Bak kışın çok güzel bir kar yağmasa güzel böyle yağmurlar yağmasa yaz da olmaz. Yazın da öyle güzel güzel çiçekler açmaz. Kış ne kadar çetin geçiyor, yaz da o kadar güzel geçiyor. Bu kadar güzel bir şey yani. Gece ne kadar böyle güzel yani lazım değil mi? Gündüz o kadar lazım. Gündüz ne kadar lazım da gece o kadar lazım. Bir şey daha söyleyelim. Bak bir şey daha söyleyelim. Biraz abes gelebilir ama yani bu da aynı bu hakikatin devamı sağlık, sıhhat, afiyet ne kadar lazımsa hastalık da o kadar lazım. Hastalık da o kadar lazım. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat hayrı mahs olan vücuttan ziyade şerri mahz olan ademe yakındır diyor sensleri. Yani bir adam her zaman sağlıklı. Bu adam var ya artık hiçbir şeyin lezzetini almaz oluyor. Hani basit bir örnek verirler. Adam çok zengin. Her zaman mükemmel sofralar peşinde. Hep böyle. Artık bu adamın tadı alma şeyi kalmamıştır ki. Ya adam yok bir şey keyif alamıyor. Bir tane adam zamanında anlatılır böyle ufak tefek. Bazı kıssalar değişik değişik suretlerde anlatılır. Adam lokantaya girmiş. Gene önünde çok güzel mükellef bir sofra. Fakat bir keyfi yok adam sıkıntıda. Geride bir bakmış adam kuru soğanı böyle Şirin abi. Olur ya böyle yanında kuru fasulyenin. Ondan sonra adam böyle keyifle yiyince çıkmış kasaya para ödeyecek. Demişler senin borcun ödendi. Ya kim ödedi? İşte şu adam ödedi. Gitmiş demiş birader sen niye ödüyorsun benim borcumu? Valla benim işte açtın. Bana bir hakikat öğrettin demiş. Yani sene o demiş helal olsun. Helal hoş olsun o sana. Niye? Ya senin aldığın lezzeti ben alamıyorum ya. Üstadzeler onu söylüyor. Yani bir fakirin kuru bir parça al, ekmekten aldığı lezzeti bir zengin tokluk vasıtasıyla alamıyor diyor Üstadzeler. Bak demek fakirlik de iyi bir şeymiş. Efendim hastalık da iyi bir şeymiş. Hayatın tadını alıyorsun. Hayatın kıymetini anlıyorsun. Vay be. Ne nimetmiş diyorsun ya. Şu gözünde bir hastalık varsa bir adamın. Biraz görüşü sıkıntılıysa. Gözünü açamıyorsa mesela. Göz ne kadar büyük bir nimetmiş demiyor mu insan? Bak. Bu kadar lazım bir şey yani. Aynı bu hakikat gibi. Cehennem olmasa cennet olmaz. Ne dedi? Çünkü cehennem olmazsa cennet de olamaz. Her şey senin küfrünle Adem'e düşer. Eğer sen cehenneme girsen, vücut dairesinde kalsan, senin sevdiklerin ve akrabaların ya cennette mesut veya vücut dairelerinde bir cihette merhametlere mazhar olurlar. Bak sen cehenneme girmişsin ama vücutta kalmışsın. Senin belki sevdiğin akrabaların var. Onlar cennette mesut olduğunu biliyorsun. Değil mi? Herkes topyekun cehenneme gitmiyor. Cennete girenler olacak. Onların vücut dairesinde kalması seni memnun eder. Ya ben gerçi hapisteyim ama en azından ben diyorum ki benim ailem, çoluk çocuğum rahat, keyif yerinde. Bunu bilmek insana ne yapar? Elemini hafifletir. Bakın burada çok önemli bir hakikat var. Mesela üç tanesi buyuruyor ki eğer diyor Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem orada bana azap olur diyor. Bakın Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa. Çok önemli bir hakikat yani. Eğer bilsem ki Milletimizin istikbali selamette cehennemin alevleri içerisinde yanmaya razıyım. Bak cennet ve cehennemle alakalı önemli bir hakikat. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur diyor. Ya bir insanda tam vücut yanacak ama gönül var, ruh var, akıl var. Onlar devam edecek, onlar her şeyi bilecek yani. Yani böyle her şeyle yani şuursuz bir halde girmeyecek cehenneme. Her şeyi şuura açık olarak girecek yani. Şimdi büyük zatlar, cehenneme de girse, misal diyorum yani Allah adaleti yere zaten atmayacak da öyle söylüyor. Ama ben bilsem ki milletimin istikbali selamette, cehennemde de olsam değil mi? Vücudum, gönlüm gül gülistan olur diyor. Bak azabı hafifliyor bir insanın. Ama bilsem ki Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalmış, Kur'an sahipsiz kalmış, cennet de bana zindan olur diyor. Ya. Demek ki bir insana sadece maddi cennet veya manevi e, mad, manevi cennet değildi yani maddi cennet ve maddi cennet veya maddi cehennem değil mesela. Bir de esas bir cehennem veya esas bir cennet var ki esas cehennem veya esas cennet var ki insanın gönlünde biten olan biten cennet veya cehennem. Üstad Aziz İşaret da bir yerde diyor ki saadet ebediye iki kısımdır diyor. Bak cennetle alakalı kısmı söyleyeyim sonra cehennemle alakalı kısmı geçelim. Ebedi saadet neymiş? İki kısım. Birisi ve en birincisi. Söylediği ifade aynen böyle. Birisi ve en birincisi Cenab-ı Hakk'ın marifetine, muhabbetine, rızasına bakan cennettir diyor Üstad Ne demişler mesela büyükler? Herkes bilir dilinde. Yunus Emre'nin bir sözü var. Cennet cennet dedikleri 3-5 huri, 3-5 köşk, 3-5 efendim bağ bahçe. Anı onu isteyene ver. Bana seni gerek seni. Bak esas cennet bu işte. Yani Cenab-ı Hak razı oldum dedi mi? Ya eyyetühen nefsül inne. irci'i ila rabbiki raziyeten merziye fedhuli fi ibadi. Siz girin cennetime dedi mi? Cennete girmese bile bir adama bu iltifat ne yapar yeter. Çok mühim bir şey. Rabbim razı oldum dedikten sonra bazı insanlar bunu tenkit ediyorlar. Hazreti Ebu Bekir'in bir sözü var radıyallahu anh. Ya Rabbi buyurmuş, benim vücudumu cehennemde o kadar büyüt, o kadar büyüt, o kadar büyüt ki hiçbir ehli imana yer kalmasın. Bak bunu idrak edemiyorlar. Ya bunu idrak edemeyecek bir şey yok. Allah onu cehennemine atmayacak adaleti gereği elbette ki yani. Ama o da cehenneme girmek istediğinden demiyor zaten. O bir hakikat söylüyor, bir, bir şeye işaret ediyor yani. Bir mecaz var daha orada mecaz var. Yani onun milleti olan şefkati, milleti olan ehli imanı olan ümmeti Muhammed'e olan merhameti. bunu istiyor yani? O, onun gereği. Diyor ki cehennemde benim vücudumu yani şu şefkate bakın hakikaten. Öyle büyük ki hiçbir ehli imanı yakmayasın diyor yani. Çok mühim bir şey yani. Bak onun derecesinde büyüklüğünü gösteriyor. Aslında yani mesele maddi cennet veya maddi cehennem değil. Bakın şimdi şeyde Üstad bir iyilemde diyor ki İylem eyyuhel aziz İnsanın Badel mevt öldükten sonra halık Rahman ve Rahim'e rücu hakkında Cenab-ı Hakk'a dönecek ya herkes. i̇lanat İla, yapan şu İleyhi merci'ukum ve ileyhi turca'un ve ileyhi masir ve ileyhi me'ab Hepinizin dönüşü onadır. Hepiniz ona döndürüleceksiniz. Herkesin dönüşü sadece onun huzurunadır. Sadece dönüş onadır. Farklı farklı şekillerde ayetler. Yani ayeti düşünün şimdi. ayet ne buyuruyor? Hepiniz ona döneceksiniz. Şimdi bu ayete kim muhatap? Kafir de muhatap, Müslüman da muhatap. Müslüman bunun da ne anlar? Kafir ne anlar? Şimdi onu söylüyor Üstad Gibi ayetlerde büyük bir beşaret ve teselli olduğu gibi ehli isyana da büyük tehditleri ima eder. Bak ehli imana büyük bir beşaret verir. Ehli isyana da büyük bir tehdit ima eder. Evet bu ayetlerin sarahatine göre ölüm, zeval, firak, adem kapısı ve zulümat kuyusu olmayıp ancak sultan ezel ve ebedin huzuruna girmek için bir medhaldir. Bu beşaretin işaretiyle kalp ademi mutlak korkusundan eleminden kurtulur. Elhamdülillah yani demek ki yok olmayacakmışız. Öldükten sonra vücudu çürüp dağılıp gidip unutulacağız falan böyle bir şey yokmuş. Dönüşünüz bana, bana geleceksiniz diyor Cenab-ı Hak. Ha, böyle muazzam bir müjde veriyor. Evet, şimdi bakın şurası çok önemli. Cehennemle alakalı vereceğimiz bir örnek. Küfrün tazammun ettiği cehennemi maneviyeye bak. Küfrün içinde bulundurduğu manevi cehenneme bak. Manevi cehennem. Şimdi dedik ya sadece maddi cehennem veya maddi cehennem, cennet veya cehennem olarak bakmayın mesela. Esas cennet veya cehennem. Bak cenneti söyledik. Cennet dedik ki saadet bir ebedi iki kısımdır. Birisi ve en birincisi Cenab-ı Hakk'ın rızasına, marifetine, muhabbetine bakan cennet. Bu bize kafi esas cennet budur. Diğeri de diyor maddi cennet diyor üstadzler. Onlar diyor işte şeyin dediği gibi, Yunus Emre'nin dediği gibi köşk, huri, bağ, bahçe vesaire. Bu ona göre basit bir cennet kalıyor. Bir de cehennemin var. Bir maddi cehennem var bir de manevi cehennem var. Bakın evet küfrün tazammun ettiği manevi cehennemi bir bak diyor üstadzler. Ya küfür Maddi cehennemden daha beter bir cehennem. Ene inde zanni abdi bi hadis kutsisi sırrınca. Kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muhatap olacağım. Ben kulumun zannı üzerineyim. Hadis kutsisi sırrınca. Cenab-ı Hak zan ve itikadını daimi bir azab-ı elime kalbeder. Sonra iman ve yakın ile Cenab-ı Hakk'ın likasından sonra, rızasından sonra, rüyetinden sonra müminler için hasıl olan lezzetlerin derecelerine bak. Hatta şu ifade çok önemli. Tam bu söylediğim şeyi açan bir ifade. Hatta cehennem-i cismani, cismani cehennem, maddi cehennem, arif olan mümin için, arif olan mümin için maddi cehennem, asiye kafirin cehennemi manevisine nispeten cennet gibidir. Maddi cehennem, arif olan insanın nazarında arif olan insanın nazarında kafirin ruhunda yanan manevi cehenneme nispeten maddi cehennem cennet gibidir. Bilmem anlatabildim mi? Adem Bir daha tekrarlayalım. Bizim bildiğimiz cehennem var ya maddi cehennem. İşte o arif olan mümin için kimler gibi işte diyelim. Hadi dedi ki Yunus Emre gibi, Üstad Bediüzzaman, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gibi mesela. Onlar diyorlar ya yani önemli olan ehli imanın imanının kurtulması, Allah'ın rızasını kaybetmemek esas budur mesele. Onlara göre maddi cehennem cennet gibidir. Neye göre cennet gibidir? Kafirin ruhunda yanan manevi cehenneme nispeten. O kafirin ruhunda yanan manevi cehennem var ya öyle dehşetli bir elem ki. Maddi cehennem bile ona göre cennet gibidir diyor. Allahu Ekber. Nedir o cehennem? İşte hani yani bir babanın çok basit bir misal yani bu. Onu yerin tutmaz da evlatlıktan reddettim demesi var ya. Ya baba sen bana döveydin de, hakaret edeydin de, şöyle yapaydın, böyle yapaydın da bunu demeyeydin mesela. Gibi yani basit bir şey. Veya bir sultanın memleketinden silmesi gibi. Yani diyelim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından çıkarılmıştır. Misal yani. Veya bir adamın iş ile ilişiğinin kesilmesi gibi. Mesela diyorum iş ne kadar zor, ağır, sıkıntılı da olabilir. Ama sen iş ile ilişiğini kestim demek var ya ne kadar ağır bir şeyse. Misal yani basit bazı örnekler. Bunlara göre kafir Allah'ın nazarında değil bak şey kesilmiştir. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Şu ayet var ya, tüyler ürpertici ayet diyor Üstad Şimdi düşünün, Cenab-ı Hak فَدْخُلِي فِي عِبَادِي dedi. Yani ey razı olduğum kullarım, siz cennete girin. Size orası helali hoş olsun. E bir kısım insanlar şurada kaldı. Onlar da Cenab-ı Hak dedi ki وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ey mücrimler, günahkarlar. Siz de şöyle bir kenara ayrılın bakalım. Allah Ekber. Allah bizi öyle olmakta muhafaza etsin. Allah bizi cennete dahil olan kullarından etsin. Ya. ya. Üstad buyuruyor ki Nevi Beşer'in en mühim, en birinci meselesi cehennemden kurtulmaktır. Ehli imanın en dehşetli, en mühim, en birinci meselesi neymiş? Cehennemden kurtulmak. Onun için zaman Adem'den beri, bakın Üstad öyle buyuruyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve umum peygamberler ve ehli hakikatin her vakit dualarında en ziyade ecir naminen nar, necci naminen nar, halis naminen nar ve vahiy ve şuhuda binaen onlarca katiyet kesmeden cehennemden bizi hıfz eyle demeleri gösteriyor ki Nevi Beşer'in en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır. Ve kainatın pek çok ehemmiyetli ve muazzam ve dehşetli bir hakikati cehennemdir ki bir kısım o ehli şuhud ve keşif ve tahkik onu müşahede eder. Bir kısım demek ki ehli keşif ve tahkik cehennemi ne yapıyormuş? Allah onlara gösteriyor, hissettiriyormuş onu müşahede eder. Ve bir kısmı tereşruhatını ve gölgelerini görür. Yani onun damlalarını görür. Dehşetinden feryat ederler. Bizi ondan kurtar derler. Onun için hadiste de geçiyor. Üstadisleri de talebelerine her sabah ve akşam namazından sonra bunu yaptırıyor. O kadar önemli bir olay. Her sabah ve akşam namazından sonra hadiste de geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve umum peygamberler hep bu duayı yapmışlar. Bu duaya biz de azami riayet edelim inşallah. Ne o? İşte sabah namazından sonra üç defa veya işte beş defa veya yedi defa. Allahümme cirna minen nar. Şarkta yapılır değil mi abi? Şarkta genelde böyle hoca efendiler sabah namazından sonra özellikle akşamda namaz biter bitmez. Hatta farzdan sonra da yapanlar var. Hemen Allah ellerde çev ters çevrilir çünkü hadiste de böyle geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istemediği şeyler için elini çevirirdi diyor. Yani afet istenilmez elini çevirirdi. Min cemil ahvali ve lafat diyoruz ya mesela Tuncu'nun aduasında ve ecrinna dualarında. Allahu ecrinna min Allahum ecrinna kullin nar. Yani bütün ateşlerden de Allah'ım bizi koru muhafaza Yani mesela e, hakikaten Allah korusun yangın gibi değil mi? Mesela ateş gibi bu tarz böyle şeylerden de Allah'a çokça sığınmak lazım. Çok dehşetli bir azap yani. Onun için e, sabah ve akşam namazlarından sonra en az üçer defa değil mi? Allahümme cinna nar deyip bu duayı da çünkü Nebi Beşer'in madem en büyük meselesi en mühim meselesi bu. Buradan Allah'a şiddetle sığınmak gerekiyormuş. Evet. Tabi yani mesele hakikaten böyle çok güzel çok önemli hakikatler vardı. Biraz böyle değinmiş olduk. Belki bazı hakikatler okumak istedik ama oralara tam şey yapamadık. Şuradan bir şey okuyayım. Bu üstad Cennet Risalesi'nin arkasında cehenneme dairdir diye küçük bir bölüm var. Orayı şuraya da üstad iki satırla almış. Diyor ki, evet diyor nasıl bir serseri asi ve rayiyete tecavüz eden bir adam oranın izzetli hakimine dese beni hapse atamazsın ve yapamazsın diye izzetine dokunsa. Yani birisi çıksa sultana, misal başkana neyse ondan sonra o memleketin hakimine şey yapsa yani dese ki ya bana hiçbir şey yapamazsın dese ne kadar ağır bir şey yani. Hiçbir şey yapamazsın demek. Hiçbir şey onun yani zindan olmasa bile sırf o adam için ne yaptırılır? O sözü için çok tehlikeli. Ne diyor işte? Firavun. Yani hani diyor Allah'ınız diyor aşağı. Değil mi? Nerede diyor? Bana gösterin diyor Allah'ınız diyor. Yani meydan okuyor yani. Men yuhil izame ve hiye ramim. Meydan okumuş adam. Kafir. Şu dürü, çürümüş kemikleri kim diriltecek? Var mı böyle bir şey olabilir mi diyor mesela bu gibi adamlara göre diyor. Veya bu zamanda öyle zulümler oluyor. Öyle isyanlar, öyle Allah'a karşı küfürler, küfranlar değil mi? Oluyor ki ya cehennem lazım ya. Cehennem lazım. Oh diyoruz ya. iyi ki cehennem. Yoksa bizim intikamımızı nasıl alacaktı? Yani bir kere öldür adam ya. Adam bir kere öldürdün. Se serinlemez ki. Adam diyelim 30 bin tane insan öldürmüş. E bu adam sen nasıl şey yapacaksın? 30 bin defa ölmesi lazım, dirilmesi lazım. Onun için cehennem ne demek? Ne ölüyor ki kurtulsun ne de yaşıyor. Bak dehşetli bir azal. Ne ölüyor ki kurtulsun ne de yaşıyor. Hatta Üstad size söylüyor. Diyor ki o adama sadece vücudan yakmak da yetmiyor. Bak her bir azasına özel bir cehennem gömleği geçirecek diyor. Allah Allah. Öyle olması gerekiyor diyor. Yani mesela gözüyle yaptığı, kulağıyla yaptığı, diliyle yaptığı değil mi? Farklı ağzalarıyla yaptığı günahların hepsine özel bir azap gömleği. Yani sadece bir adam, sadece bir vücut yanıyor değil. Allah korusun gözü de yanıyor, kulağı da yanıyor, dili de yanıyor. Neyse hepsi ayrı ayrı bir azap gömleği. Böyle olacak. Ancak böyle intikamlar alınır masum insanların. Peki bakıyorsun, şimdi insan bazen diyor ya işte onlarda insan bir türlü vicdanım kaldırmıyor. Bir türlü şey yapamıyorum, rahat edemiyorum. Bu gibi insanlara Hani başına gelmeyince bilmez denilir ya. Öyle bir abi güzel bir kısa anlatırdı. Adam dermiş ki ya dermiş arkadaş bu işte e, Kur'an'da var hırsızlık yapan elini kesin falan filan. Olur mu böyle bir şey falan. Var ya dinin hükümleri. Adamın cüzdanını çalmışlar. Yakalan koparmışın kafasını falan diye adam bağırmaya başlamış. Ya dur demişler sen din adamın elini koparıyorsan kafasını koparıyorsun demişler. Bak başına gelince nasıl hemen feryat ediyor. Bu masumların haklarını kim alacak? Nasıl alınacak? Eğer sen onlara acırsan, bak onlara acımak demek masumların hepsine o zulümde ortak olman demek. Değil mi? Yani yolsuz bir merhamet ediyorsun sen. Senin merhametin yolsuz bir merhamet. Niye? Binler, milyonlar masumların hakkını, hukukunu gasp etmiş oluyorsun. Onların hakkının, hukukunun alınması için o zalimlerin ne yapması lazım? Cehenneme girmesi gerekiyor. Dolayısıyla böyle Allah'a meydan okuyanlar beni hapse atamazsın veya yapamazsın diye izzetine dokunsa elbette o şehirde hapis olmasa da o edepsiz için bir hapis yapacak onu içine atacak. Aynen öyle de kafir mutlak küfrüyle izzeti celaline şiddetle dokunuyor ve azamet kudretine inkar ile dokunduruyor ve kemal rububiyetine tecavüzüyle ilişiyor. Elbette cehennemin pek çok vazifeler için pek çok esbabı mucibesi ve vücudunun hikmetleri olmasa da öyle kafirler için bir cehennemi halk etmek ve onları içine atmak o izzet ve celalin şe'nidir. Üstazları bir yerde daha diyor ki ikinci sözün sonunda iman diyor bir cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise bir cehennem tohumunu saklıyor. Bak buradan da anlaşılır. Yani insan küçük bir çekirdeği gördüğü zaman onun nasıl büyük bir ağacının olacağını misal bir elma çekirdeğini görse onun elma ağacına döneceğini fikren itikad edebiliyor mu? İtikad ediyor. Bak diyorsun ki bu ondan haber veriyor. Bu küçük büyükten haber veriyor. İşte kafirin ruhundaki o işte diyelim inanmamak. Hani mesela bir çocuğun ödev yapmaması. Basit bir şey gibi. Ama sabaha kadar onu korkutur. Hocası bir şey diyecek diye. Bak dünyada basit bir olay. İşte kafir biliyor ki sıkıntılı iş yapıyor. Bunun şuurunda. Akıllı adamlar bunlar yani. Bu var ya ölene kadar. Mesela Efendimiz birine beddua etmiş. Allah'ım ona bir itini musallat et. Utbe. Ebu Leheb'in oğlu Utbe'ye. Allah'ım ona bir itini musallat et demiş. Beddua etmiş. Adamın ondan sonra dünyada tadı tuz kaçmış. iştahı kaçmış. Hiçbir şeyden lezzet alamaz olmuş. Biliyor ki Hz. Muhammed ne dediyse doğrudur. Bak. Ya bütün insanlar biliyor ki Allah dediyse yapar. Allah yani hadi olmasa bile farz et ki misal öyle düşünse bile ya varsa diye onu Ömür boyu korku. İşte o manevi cehennem var ya. ya. ne zorun var ki diyor oradan gidiyorsun diyor. İmana gir kurtul ya. Selamet bu. İmanda da manevi bir cehennem çekirdeği var. Yani kardeşler arasında şu muhabbete bakın. Şu ünsiyete bakın. Şu keyfe bakın. Değil mi? Bu nereden haber veriyor şimdi abi? Cennetten haber veriyor ya. Yani. Bu yaşantı, bu güzellikler, dünyada olan bu sükunet, bu huzur, bu adalet, bu merhamet bu nereye götürür insanı? Cennete götürür. Öteki adamlar zaten dünyadayken de manevi cehennemi çekiyorlar. Ondan da gideceği yerler olacak diyor. Bildiğiniz cehennem olacak. Ey bu medrese Yusufiye de benim ders arkadaşlarım. Bitiriyorum. Bu dehşetli hapse ebediden kurtulmanın kolayı çaresi. Bu hapishanede yazıldığı için üstad oradakiler öyle söylüyor. Bu dünyevi hapsimizden istifade ederek elimiz mecburiyetle yetişmeyen çok günahlardan kurtulduğumuzla beraber eski günahlardan tevbe edip farzlarımızı eda ederek ya bizim ebedi senedimiz biletimiz nedir namazdır. Onu eda ederek elimiz evet her bir saat bu hapisteki ömrümüzü bir gün ibadet hükmüne getirmekle o ebedi hapisten necatımız ve onu nurani cennete girmemiz için en iyi bir fırsattır. Yani hastalıklardan istifade edin sıkıntılardan istifade Allah o zaman sizin bir dakikanızı bir gün ibadet hükmüne getirir. Ama şart ney? Beş vakit namazı kılmak. O hapisten necatımız ve onu nurani cennete girmemiz için en iyi bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırırsak Allah korusun. Dünyamız ağladığı gibi ahiretimiz dahi ağlayacak. Hasirat dünya ve ahiret. Dünya ve ahiretleri hüsran oldu tok adını yeceği Allah muhafaza etsin. Subhaneke, la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davam hamdülillahi min el fatiha.